Merhabalar, ben Kayseri Tekden Hastanesi diyetisyeni Ayşegül Savsam. Evet, bu dönemde havalar soğumasıyla birlikte tabii ki grip, nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun yanında bir de COVID eklendi. Tabii ki bağışıklığımızı çok güçlü tutmamız gerekir. Bitki çayları mutlaka akşamlarda eklenmeli. Ekinezya gibi, papatya rezene gibi kış ayları çaylarının daha fazla tüketimi arttırılmalı. Bunun yanında tabii ki D vitamini alamıyoruz. Güneş ışığı alamadığımız için gün içerisinde enerjiyi de daha fazla istiyor vücut. Hamur işi gibi, kızartmalar gibi çok böyle ağır, kalorisi yüksek besinler de tüketiyoruz. Kış aylarında kilo alımı tabii ki daha fazla olabiliyor. Yaza daha kilolu bir şekilde giriyoruz bu nedenle. O yüzden daha çok böyle meyve sebze tüketimini arttırmalı. C vitamini, antioksidan özelliği olan meyve ve sebzeler, nar gibi, greyfurt, mandalina, portakal gibi kış aylarından da bizi koruyacak olan meyve sebze tüketimi arttırılmalı. Sıvı tüketimi arttırılmalı mutlaka bu dönemde. Hava soğumasıyla sıvı alımı da tabii ki düşmeye başlıyor. Kalori olarak düşük, bağışıklığı güçlendirecek beslenme çok daha doğru olacaktır bu dönemde. Peki önümüzde bir kış mevsimi var ve COVID'in gölgesinde aslında bir kışı geçireceğiz. Evet. Hem grip ve nezle olmamaya çalışırken bir taraftan da virüse karşı bağışıklığımızı arttırmamız gerekecek. Nasıl beslenmeliyiz hocam? Porsiyonlar neler olmalı? Yani günlük mutlaka beslenme listelerine probiyotik, prebiyotik beslenme, kefir, süt grubu, yoğurt, bunlar eklenmeli. Günde 3-4 porsiyon kadar meyve sebze tüketimi arttırılmalı. Kuru baklagil tüketimi yine düşük kaloride ve protein ağırlıklı olduğu için kuru baklagil tüketimi mutlaka ama mutlaka eklenmeli. Bunun yanında dediğim gibi sıvı alımı ve kuru yemişlerde çinko özelliğinden dolayı kuru yemişlerde mutlaka çiğ badem, fındık, ceviz, bunlar da beslenmemize eklenmeli. Bir akşamda biz bunu oturup yapıyoruz ama ara öğünlere dağıtıldığı zaman sıkıntı olmayacaktır. Hem ara ara sık sık tüketim yapmak hem kişinin kilo kontrolünde hem de gün içerisinde alacağı enerjiyi düşürecektir. Evet. Aralarda. Problem yok. Yok.